Ben Toprak. Beni henüz görmediniz ama hepiniz tanıyorsunuz. Neredeyse 7 aydır annemin karnında yaşıyorum. Ama artık kocaman oldum, buraya sığamıyorum. Üstelik çok sıkıldım. Bir an önce dünyaya gelmek istiyorum. Ne yazık ki annem benimle aynı fikirde değil. Olsun, ben kararımı verdim. Çıkıyorum artık. Hayır, ne demek şimdi çıkmak istiyorum? Eğer şimdi çıkarsan senin peri olduğunu herkes anlar. Anne, eğer doğmama izin vermezsen sihirle çıkar başka birinin ruhuna girerim. Böylece doğacağım gün gelene kadar başkasının bedeninde istediğimi yaparım. Hayır canım, olmayacak öyle şey. Peki o zaman sen bilirsin. Benden günah gitti. Şimdiden affedersin anne. Gitti. İşte oldu. Yaşasın, çıktım. Beni doğurmaya karar verdiğin gün seslen anne. Ancak o zaman geri döneceğim. Nereye? Toprak! Ay, ay, ay. Kaçar kaçmaz önce Taci dedemi görmeye gittim. Merhaba Taci. Merhaba. Tanıyamadın değil mi? Benim dede. Dedem ruhuna girip sihirler yapmama izin verdi. Beraber çok eğlendik. Ay, bu arada annemler her yerde beni arıyorlardı. Toprak kızım, neredesin? Bizse dedemle peri kitabından onu eski haline çevirecek sihri bulup çözmeye çalışıyorduk. Şimdi dedeciğim, o sihri bulalım ve bozalım. Ama tam o sırada yakalandık ve... Hayır, buna izin vermeyeceğim. Yakalanıp annemin karnına dönmeyeceğim. Beni saklayacağını düşündüğüm için Çile'nin yanına gittim. Onu Sadık eniştemin iş yerinde buldum. Ama çok mutsuz görünüyordu. Ben de Çile'yi eğlendirmek için Kendal dedemin ruhuna girdim. Onu oyun meraklısı, çocuk ruhlu birine çevirdim. Ama ne yazık ki bu durum fazla uzun sürmeyecekti. Ben geldim. Ne işin var senin Kendal amcanın içinde? Söyleyemem. Annemlerin bilmemesi lazım. Kimseye söylemem gerçekten. Çilek beni fark edince kaçıp kimsenin beni görmeyeceği bir yere gitmeye karar verdim. Betüş teyzemin evine. Orada neler yaptım neler. Olamaz. Olur işte. Bal gibi olur. Sen ne bağırıyorsunuz ya? Ya ne oluyor, bir şey söylesenize. Firuze abla nerede? Buradayım Cem. Gel bak ne oldu bana. Abi, ne olursa sihirli olduğuna inanırsın. Söyle. Mesela... Aniden zayıflarsam inanabilirim. Hay hay. Ne oldu ya? Sırayla herkesin ruhuna girdim. Bir sürü sihir yaptım. Firuze ablayı televizyona hapsettim. Cem'i zayıflattım. Tuğçe'yi havalarda uçurdum. Çocuklar, burada neler oluyor? Ben sihirle zayıfladım. Bu manzarayı gören annem deliye döndü. Toprak! Yeter artık! Çok ileri gittin. Neredeyse çabuk çık dışarı. Hayır! Beni yakalarsan hiç affetmeyeceksin, biliyorum. Bakın bakın, kaçıyor. Çabuk yürüyün. Hadi. Ay, siz gidin. Benim takatım kalmadı, bittim. Onların elinden kurtulunca soluğu kafede aldım. Orada Avni amcayla karşılaştım. Onunla çok iyi anlaştık. Suzan'ı kurtaracaksın bu durumdan. Ona benim yanımda perilerin var olduğunu anlatacaksın. Tamam, yapıyorum. Yapma! Beni burada da mı buldunuz? Hiçbir yere gidemezsin. Hoş geldin kızım. İşte maceranın sonu. Annemin karnına geri döndüm. Ama işin iyi tarafı, Perihan teyze haftaya doğabileceğimi söyledi. Nasıl?
nasıl yani? Erken doğum Edacığım. Yoksa bu haylazla hayatta başa çıkamayız. Yoksa ufaklık uyanır. Haklısın. Hadi acele et hadi. Ben hazırım Ceren. Bekle ben de giyineyim. Senin odanı kullanabilir miyim? Kullan ama çabuk ol. Çilek uyanacak şimdi. Bizi görürse yaygarayı kopar. Biliyorum ben. Hadi Ceren gelene kadar başla sen. Dışarı çıkmadan iki lokma bir şey ye. Aslında okulda yaz partisinde bir şeyler yiyeceğim ama yine de bir şeyler alıştırayım. Günaydın. Şişt, baba yavaş ol ya, çilek uyanacak. Başımıza iş açacaksınız. Günaydın. Bir dakika bir dakika, niye aranızda böyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Ayrıca çilek uyanınca niye başımıza iş açacak? Ya bugün okulun yaz partisi var ya, Ceren'le oraya gideceğiz. Ha anladım. Yani çileği yanınıza götürmek istemiyorsunuz. O da bunu biliyor. Peşinize takılır diye böyle gizli gizli evden çıkıyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Yoksa deli miyiz biz sabahın 8'inde gidelim öğlen başlayacak partiye? Vallahi iyi akıl etmişsiniz. O küçük cadı sizi hayatta yollamazdı partiye. Ceren nerede? Cem'in odasında giyiniyor. Tamam o zaman. Ceren Hanım giyinene kadar biz de gizli gizli kahvaltımızdan atıştıralım. Ay. Ay neler oluyor ya? Ben büyüyor muyum ne? Oo, anne. Anne. Oo. Annem uyanmadığına göre bana öyle geldi herhalde. En iyisi ben de uyumaya devam edeyim. Ay demin buraya rahat rahat sığıyordum ben. Şimdi ne oldu? Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.